Efendim ekranların sevilen sağlık programı Doktor Emre Kaya ile Sağlık Olsun hoş geldiniz. Ben iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Doktor Emre Kaya. Değerli izleyiciler, bugün Sağlık Olsun yine dop dolu. Konuğum radyoloji uzmanı Doktor Ertan Okay. Telefon numaralarımız 0224 261 1188 ve 261 1199. Lütfen efendim program boyunca bizlere ulaşıp sorularınızı iletiniz. Çok değişik konular var. İnanın yani bu programdan çok tad alacaksınız ve çok yeni bilgiler edineceksiniz. Vakit kaybetmeden sevgili konuğuma dönmek istiyorum. Ertan Okay. Şimdi sohbetimize başlarken şunu da belirteyim. Doktor Ertan'ın benim için çok özel bir yeri var bende. Çünkü uzun yıllar ortaokul, lise, üniversite yıllarımızda ve daha sonra da devlet hastanesinde de uzun müddet beraber çalıştık. Çalıştık. Yani gençlik yıllarımız Doktor Ertan'la geçti. Karşılıklı, ne yapıyorsun Ertan'ım? İyi misin? Çok hoş geldin. Çok güzel günler paylaştık. Evet. Çok güzel duygularımız var. Hoş bulduk. Keyfimiz yerinde çok şükür. Evet. Korunuyoruz. COVID'den olabildiği kadar korunarak. Senin öngörün ne, nasıl olacak? Ne düşünüyorsun yani, bir hekim olarak? Tabii bu aşı oldukça etkili oldu. Vakaları bir miktar azaltmıştı ama sonradan tabii açılma ile birlikte şu ara biraz fazla görüyorum vakaları. Fazla. Ancak aşılı olanlar ağır geçirmiyor. Güzelliği orada. Evet. O nedenle ümitliyim ben. Ümitliyim. İnşallah seneye bir hayli halledeceğiz bu hastalıkla sorunlarımızı. İnşallah yani 200 yılda bir bu kadar yoğun pandemi geliyormuş. O da bize denk geldi. Ancak çok iyi korunmaya hala devam etmemiz lazım. Yani değil korunmadan evet. Ödün, aşılıyız diye korunmadan ödün vermemek lazım. Evet. Aşıyı olmak lazım. Aşılı olan biz çok tomografi çekiyoruz bu konuyla ilgili. Aha. Emreciğim. Yani o yüzden sordum bir şey. Yani evet. Biraz da o konuda bilgi verelim hakikaten. Evet. Şimdi düşük dozlu tomografi uygulamaları başladı. Biz de kliniğimizde düşük dozlu bilgisayarlı tomografi çekimi yapıyoruz. Neden düşük dozun önemi var COVID için? Çünkü tekrarlanan tomografiler gerekiyor. Sık sık çekiliyor. Aynen. O nedenle ve tomografilerde gördüğüm şu aşılı kişilerde hastalık çok ağır değil. Evet. Ancak aşısız kişilerde akciğerlere özellikle hastalık inerse biraz problem çıkarabilir. O nedenle aman aşıya dikkat diyorum. Ertan, ben aynı zamanda biliyorsun iç hastalıkları uzmanıyım da. Yani COVID hastalara sıkça rastlıyoruz. Ama yani aşı yaptırmayan gerçekten anlayamadığım çok kişi var. Yani gerçekten yani öyle. Soruyorum yani yaptırmadım diyor. Ne olacağı belli değil cinsinden bir takım şey ve yani gerçekten sosyal statüsü yüksek olan kişiler var. Üniversite mezunları. Yani ben anlayamıyorum. Gerçekten ben de anlamıyorum ama olduktan sonra mesela benim dün bir tane vardı. 50'li yaşlarda aşı olmamış ve akciğerlerine, COVID akciğerlerine inmiş. Tabii çok pişman şu anda. Neden olmadığımı anlayamıyorum diyor. Yani neden böyle bir karşıtlık içinde bulundum anlayamıyorum diyor. Fakat tabii sıkıntılı akciğerlerine inmiş. Akciğerlerdeki durumda çok iç açıcı değil. Atlatacak inşallah ama problem yaşayacak. Bir de şöyle bir şey var Emreciğim. Biz şimdi tomografide geçtikten sonra aşısız kişilerde akciğere inince hastalık iyileştikten sonra oldukça seker bırakıyor. Lezyonlar seker bırakıyor değil mi? Evet. Yani akciğeri bazen mesela bir arkadaşımın yakınını gördüm tomografisini. 3 ay önceki tomografisine baktım. Aynı akciğer olduğuna inanamadım. Yani o kadar etkilemiş. Dolayısıyla aşımız olacağız. Aşılılarda etki son derece azalıyor. Evet. Buradan tekrar bir de anlamadığım bir şey var yani okullarda öğretmenlik yapan 200 bine yakın öğretmenin aşılanmadığını geçen gün duydum. Yani öğretmenlerde bile çok yüksek bir rakam var. Buradan lütfen özellikle öğretmenlerimize seslenelim. Evet, evet, kesinlikle. Ben gördüğüm tomografilerden ifade etmek istiyorum. Evet. Aşısız kişilerdeki akciğer tutulumu gerçekten bizi üzecek boyutta olabiliyor. Evet. Aşılı kişilerde evet gördüm akciğerde tutulum ama kliniği son derece hafif seyrediyor. Kolay atlatıyor. Akciğerlerde iz bırakmıyor. Dolayısıyla kesinlikle önerim öğretmenlerimize de evet, yani buradan, mutlaka aşı olsunlar. İlk başta böyle bir giriş yaptık. İyi oldu. Sevgili Ertan, radyolojide son zamanlarda senin branşında da aynı nasıl bizlerin branşında olduğu gibi tıp çok hızlı ilerliyor. Çok yeni ve çok değişik bir takım teknolojiler artık günümüzde var. Ben bugün özellikle senden öğrenmek istediğim şeyler MR ne zaman, tomografi ne zaman lazım, ultrason ne zaman lazım? Özellikle hastalarımız
bize bazen hakikaten baskı bile yapabiliyor. İşte doktor bir MR isteseniz, niye ultrason istediniz, bir tomografi isteseniz. Yani burada hani bir hekim olarak... Bir hasta baskısı var yani üstünüzde. Tabii canım, yani mesela tomografi, MR çekmezsen bazen şeysin yani, zayıf bir doktorluk yapmışsın gibi algılanabiliyor. Nerelerde ne lazım? Ultrason biraz hor görülüyor sanki. Aynen öyle. Ama bir şey söyleyeceğim, yani bunda hekim arkadaşlarının da katkısı yok mu sence? Biraz tabii var. Biraz fazlaca hızlı ultrasonlar yapılıyor. Çok hızlı, 5 dakikada evet. Ultrason yapılıyor biliyorsun yani. Aslında ultrason cihazı çok faydalı bir cihaz, evet. Emre, sen de kullanıyorsun. Evet, evet, yani tabii. Enerjisi son derece düşük, evet. Ve görüntü kalitesi de son derece iyi. Üstelik hastaya da hiçbir zararı yok enerji, evet. Düşük olduğu için. Ancak tek bir şart var, hastaya gerekli vakti ayırmak gerekiyor. Yani görüntüyü oluşturmak için zaman vermen zaman lazım. Zaman var işte. Ama öyle 3 dakikada, 5 dakikada yapılan ultrason tabii teşhis ise yardımcı olmuyor size. Siz de bu defa tomografi, MR'ı fazlaca kullanmak zorunda. Aynen, çünkü yani hekim olarak bizde bile bir güven telkin etmiyor. Yani hasta geliyor diyor ki ya doktor 3 dakika koydu diyor, şeyi çekti diyor. Yani ben diyor hani yani hem hasta hem hekim tatmin olmuyor. Tabii. Dediğin gibi belli bir süreye ayırıp yani çok derinlemesine bir inceleme gerekiyor herhalde. Hastanelerde genel olarak çok yoğun oluyor. Evet. O kadar yoğunlukta vakit ayırmakta oradaki doktor arkadaşlarıma da bir şey, evet. Diyemiyorum. Çünkü tabii. Dedikleri şu, biraz uzatsak muayeneyi, dışarıdan tabii. Hastalar tabii sesle tepki gösteriyorlar diyor. Dolayısıyla biz tabii kliniğimizde biz özel çalıştığımız, evet. için bir vakit, evet. sorunumuz olmuyor. Yani zaten hani ayrıntılı yapabiliyoruz. Radyoloğa deniliyor, günde diyor 40 tane 50 tane ultrason yapacaksın. Yani o sayı veriliyor bir kere, ne yapsın tabii, yani hekim. Tabii. Şimdi ultrasondan girince ben hemen şu 4 boyutlu ultrason son zamanlarda çok moda, özellikle gebelikte çekildiğini biliyorum. Evet. Hatta görüntülerimiz de var, onları da izleteceğim. 4 boyutlu ultrason ne fayda etti? Şimdi 4 boyutlu ultrason dıştan böyle fotoğraf seni görüyormuşum gibi gösteriyor. Dolayısıyla dıştan olan anomalilerde, işte yüz anomalilerinde, el, kol, bacak anomalilerinde, göğüs deformitelerinde, bu tür hastalıklarda bize çok faydası oldu. Bir de tabii olayın magazin yönü diyorum ben. Hani bebeği görünce 4 boyutlu bir haliyle böyle canlı, ailede, kardeşlerde büyük bir heyecan oluyor. Yani bebeğe ciddi bir hazırlık olmuş oluyor bebek açısından. Ciddi bir sevinç yaşanıyor. Yani o ultrason odasında yaşananlar hakikaten beni bile çok duygulandırıyor bazen bebeğin, evet. 4 boyutlu halini görünce. Evet. Hatta çok katkısı var. Yürekten arkadaşımızdan rica ederim, o 4 boyutlu ultrason görüntüleri vardı. Onu da şu aynen anda... Bakın buradaki gibi böyle bebeği 4 boyutlu görme şansımız var. Yani 20. haftada aşağı yukarı bu mesela, 20. hafta bebeği son derece güzel, net bir şekilde görüntü elde ediyoruz. Çok mutlu ediyor tabii bizi. Evet, çocuklardaki anomalileri de bu sayede tabii, erken... Tabii dudak anomalileri, evet. Özellikle dudak, burun, yüz anomalilerinde, evet. Şekil anomalilerinde bizim çok işimize yarıyor. Parmak anomalilerinde, hı hı. Değerlendirmemize çok katkı sağlıyor. Tabii, peki bu gebelik dışında diğer organlarla alakalı da fayda ediyor mu? Aslında şöyle, içi boş olan organlarda mesela mesane, safra kesesi gibi, o organlarda da polipleri, kitleleri, tümörleri tespit etmek için kullanıyoruz bunu. Yani normal düz ultrasondan daha değerli sonuçlar. Aynen. Boyut ölçerken falan katkı sağlıyor bize. Evet. 4 boyutlu ultrasonun bir takım faydalarını görüyoruz. Hekimler de bayağı bir gelişme yaptı. Bu 4 boyutlu ultrason anladığım kadarıyla. Evet. Özellikle gebelikteki anomaliler. Ne zaman çekiyorsunuz peki? Yani 20 hafta mı? 20. hafta dolayında. İkinci düzey ultrason diyoruz biz buna, hı. Emre. Hı. Şöyle ki aşağı yukarı 18 ila 24 hafta arasında, ortalama, hı. 20. haftada organlar tamamen oluşmuş. Hı. Ve anne karnında da bebek çok fazla yer kaplamamış oluyor. Şöyle 400 gram civarında bir ağırlıkta. Hı. Hı. İşte yaklaşık 26-27 santim boyunda. Dolayısıyla anne karnının tümünü kaplamadığı için yeterince boşluk var. 4 boyutlu ultrasonun özelliği şu, bir kamerası var, sanal bir kamera tabii. O kamerayı amniyon sıvısının içine yerleştiriyoruz. Dolayısıyla yeterince boşluk kalması gerekiyor. İlerleyen haftalarda evet bebek çok güzel, her şeyle ortaya çıktı ama bu defa o sanal kamerayı yerleştirmek için uygun yer bulamayabiliyorsun. Evet. O nedenle 20. haftada çok uygun. Başlıyor.
Evet, ultrasondan hemen diğer teşhis metotlarından özellikle tomografi, MR'a ben geçmek istiyorum. Ne zaman MR, ne zaman tomografi? En çok karşılaştığımız sorulardan birisi. Şimdi tomografi MR'a göre daha erken yıllarda kullanıma girdi tıpta. Daha sonra da işte 1980'li yıllarda, 90'lı yıllara doğru da MR kullanıma girdi. İkisinin arasındaki en temel fark şu. Tomografi cihazında X ışını, yani radyasyon denilen bir enerji kullanıyoruz. MR'da ise radyo dalgaları kullanıyoruz. Yani bu telefonlarımızda falan kullandığımız enerji. Şimdi tabii ki MR'ın iş gördüğü zamanlar, yani MR çekiminin faydalı olduğu vakalarda MR'ı öneriyoruz. Çünkü X ışını içermediği için bize hastaya bir zararlı enerji vermemiş oluyorsun. Ne zaman MR? Beyin hastalıklarında, fıtık hastalıklarında, bel, boyun, sırt gibi hastalıklarda ve eklem hastalıklarında. İşte mesela diz, sporcu sıklıkla görüyoruz. Evet. Diyorlar ki işte sporcu dizi döndü, bağı yırtıldı. Bu tür durumlarda veya kası çekti gibi. Bu tür durumlarda MR'a öncelik veriyoruz. Ancak akciğer hastalıklarında, travma hastalarında, paranazal sinüs, hani sinüzit diyoruz ya, sinüzit dediğimiz o hastalıklarda özellikle tomografi hala en iyi yöntem. Bir de tabii anjiyo. Bugün özellikle bahsedeceğiz. Özellikle bahsedeceğim. Anjiyo dediğimiz zaman da son gelişmelerle birlikte tomografi. Mesela son zamanlarda çok güncel işte bu COVID'de toraks BT çekiyoruz. Yani akciğer tomografisi. Akciğerde daha çok tomografi değil mi? Evet. Kullanılan. Evet, evet. MR bize orada katkı sağlamıyor. Evet. Dolayısıyla tomografi kullanıyoruz. Mesela MR bize nerede çok lazım oluyor? Sizler ne zaman MR'ı çok istiyoruz? Safra yollarında mesela MR çok net gösteriyor. Evet. Özellikle safra yollarındaki taşlarda, tümörlerde güzel bir sonuç alıyoruz değil mi? Batında da senin en çok ilgilendiğin işte karaciğer, safra yolları, evet, pankreas hastalıklarında hakikaten MR son zamanlarda bir hayli öne çıktı. MR'ı da bu MRCP dediğimiz işte kolanjiyografi eskiden daha zahmetli olarak yapılan bir şeydi, yöntemdi. Şimdi MRCP ile çok daha kolay, hızlıca size sonuç verme imkanımız var. Yine karaciğerin kitle lezyonlarında, yine pankreasın kitle lezyonlarında tabii bir hayli bize yol gösteriyor. Ama tabii tomografi de tamamen terk edilen bir yöntem değil. Neden? Çok hızlı. MR'da hala biraz vakit alıyor bu yöntemler. Mesela bir tomografi çekiminde, tüm batın dediğimiz bir tomografi çekiminde yaklaşık 30 saniyede çekim yapabiliyoruz. Hemen hasta 30 Aynen. saniyede çekiliyor. 30 saniyede hem de öteki, bir taç peki, MR çektirsen? Yani MR tabii nereden baksan bir 20 dakika yarım saat sürüyor batın. Evet. 20 dakika civarında. Dolayısıyla çok hızlı sonuç istediğimizde hastalığın durumuna göre, ki sen bunları çok iyi ayırt ediyorsun, tomografi de kullanabiliyoruz ama mümkün olduğu kadar MR kullanmakta fayda var. Peki sevgili Ertan, bu MR'da da son zamanlarda işte hastalarımız bize bazı şeyler soruyor. Mesela diyor ki açık MR'a girmek istiyorum doktor bey diyor. Çünkü diyor işte bana diyor o tabut gibi diyor havale geliyor diyor içine girince diyor. Beni diyor açık MR'a gönderin diyor. Kimisi işte kapalı MR'dan önce işte beni uyutun diyor, ilaç verin. Yani buradaki şeyleri nasıl çözüyorsun? Yani açık MR diye bir olgu da var artık. Tabii, açık MR'ı da kullanıyoruz. Açık MR ne zaman, işte kapalı MR, yani gerçekten klostrofobik hastalarımız da var. Yani asansöre bile binemeyen hastaların yani o MR cihazına girmesi zor. Hatta anestezili MR Haklısın. Çekimleri falan başladı benim bildiğim. Gerçekten şimdi MR'ın ilk çıktığı yıllarda, 1990'larda Emre, MR hani tünel diyorlar veya tabut diyor hastalar, tabutun içine girdim diyor. Şimdi o tünelin boyu 2 metreden biraz daha fazlaydı. Yani 2 metre, 2.20 gibi ve 50 santimdi çapıda ilk çıkan MR'larda. Çünkü MR'ın içinde bir mıknatıs gücü var bildiğin gibi Emre. Evet. O mıknatıs gücünü ortada toplayabilmek büyük bir teknoloji. Dolayısıyla MR'lar, tüneller çok uzundu ve dardı. Ama şimdi artık o MR'ın içindeki magnet diyoruz ona, magnetin boyu bir hayli kısalttı. Şimdi 80 santim civarında magnet boyları, çapları 60, 70, 74 santim civarında. Dolayısıyla o da kolaylaştı. Açık MR'da var. Açık MR'daki olay şu, evet hasta kesinlikle giremiyorsa,
gerçekten iyi bir seçenek. En azından bir MR görüntüsü elde edebiliyoruz. Açık MR'daki handikapımız da alan açık olduğu için o manyetik alanın gücünü tam odaklayamıyor musun? Toplayamıyoruz. Yani güçlendiremiyoruz. Evet. Mesela şimdi işte 1,5 Tesla, 3 Tesla, hatta 7 Tesla şimdi. 7 Tesla, 7 Tesla kullanıma girdi. Tabii 7 Tesla MR'lar var. Dolayısıyla bunlar da güç yüksek olduğu için görüntü netliğini artırarak çok daha küçükken hastalıklar tespit etme olanağı. İşte toplu iğne başı kadarken, ucu kadarken görme olanağını sağlıyor. Ben geçen gün hastamın bir tanesini anlatıyorum. Şimdi ilk ultrasonlar yapmaya başladığım zaman üniversitede ben 3. sınıftaydım. Ultrasonun ekranı şu anda bizim telefon boyutunun yarısı kadardı ekranı. Ve böyle o piksel diyoruz ya, hani herkes biliyor artık pikselleri. O kadar kaba ki neredeyse gözle görülecek kadar. Ve o bile o kadar kıymetliydi. Safra taşını görüyorduk, böbrek taşını görüyorduk. Dedik ki yani bu inanılmaz, bir çığır açtı dedik. Şimdi o kadar yüksek 4K kalitesinde görüntüyle çalışıyoruz Emre. Yani cam gibi gösteriyor yani. Cam iç gibi, aynen. Evet. Dolayısıyla yani o kadar küçücük hastalıkları, tümörler, taşlar, iltihaplar küçük haldeyken erken teşhis etme imkanımız oluyor. Evet. Teknoloji korkunç. Çok çok hızlı. Sizin alanda da öyle teknolojinin tabii yansımaları. Yani bizim yani en son bir ultrasilim endoskop çıktı. Yani neredeyse o endoskopun kalınlığını göremeyeceksin. Yani o kadar ince o yani. O kadar ince. Tabii. Yani dolayısıyla hiçbir zorluk çıkmadan endoskopi yapabiliyorsunuz. Yani başka bir şey söyleyeyim. Eskiden biliyorsun ERCP dediğimiz yöntemle safra yoluna kör giriyorduk. Safra taşlarını çıkartmak için. İşte evet. Şimdi o kanala girebilecek küçüklükte, yani kıl kadar bir kanala girebilecek endoskoplarımız var yani. İnanılmaz bir teknoloji. Yani çok teknoloji hızla artıyor. O yönden de. Şimdi vakit de bizim hızla geçiyor. Son zamanda çok yeni bir teknoloji var. Biraz sonra bir reklam arası vereceğim ama ondan önce yavaş yavaş girmek istiyorum. Artık hastalarımızın kalp hastası olup olmadığını, koroner damar hastası olup olmadığını anlamak veya işte vücutta beyin damarları gibi diğer damarların tıkalı olup olmadığını, özellikle ben mesela iç organlardaki damarların tıkalı olup olmadığını artık BT anjiyo dediğimiz bir yöntemle bulmaya başladık. Çok faydalı bir yöntem. Nasıl oluyor? Bu ne zaman başladı? Nasıl, yenilikler neler bu konuda? Aslında BT anjiyonun da belli bir tarihi var. Yani yaklaşık bir 10 senedir tıbbi kullanımda olan bir yöntem. Ancak tabii son dönemde söylediğim gibi teknoloji o kadar hızlı ilerledi ki görüntü netliği çok üst düzeye çıktı. 4K kalitesinde görüntü netliğine ulaştık. Bir de tabii eskiden tomografi cihazlarında işte X ışını kullandığımız için hani radyasyondan çekiniyoruz, korkuyoruz, az kullanalım diyoruz. Şimdi artık kullandığımız teknolojilerde çok düşük doz tomografi çekimi yapıyoruz. Anjiyoda da keza öyle. Şimdi eskiden biz bir kalp anjiyosunda yani kalp anjiyosunda alacağı radyasyondan çekinirdik hastadan. Şimdi evet, aşağı yukarı 1 milisievert civarında bir dozda. Bu ne demek? Biraz... Ne demek? Onu bize açıklar. Şimdi radyasyon dediğimiz şey aslında ortamda var. Çünkü bizden hani söylüyor, çok ışın alacak mıyım doktor bey diye. Yani sorular oluyor. Soruyorlar gerçekten, değil mi? Evet. Tabii. Şimdi aslında hepimiz doğal ortamda yaşarken radyasyon alıyoruz. Mesela doğal ortamda, artmış bir ortamda olmamasına rağmen bir insan yılda yaklaşık 3 milisievert doz alıyor. Bu ne demek? Aşağı yukarı 150-200 civarında akciğer filmi çekiliyor bir insana. Normal havada alıyoruz yani. Havadan dışarıda alıyoruz. Evet. Hiç ekstramız yoksa, mesela bir madene yakınsak artıyor. Veya işte çok sık uçak yolculuğu, araç yolculuğu yapıyorsak artıyor. Maden, kömür sobası kullanırken bile artıyor. Mesela televizyona yakınken bile artıyor. Dolayısıyla 3 milisievert alıyor. Biz bugün şimdi artık kalp anjiyosunu 1 milisievertte, yani yıllık dozun 3'te 1'iyle yapıyoruz. Evet. Bir insan mesela 6 saatlik bir uçak yolculuğu yapsa 4-5 tane akciğer filmi dozu alıyorsun. Değil mi? Evet. Yani, uçakta çok radyasyon alınıyor. Dolayısıyla artık bu son bizim kullandığımız teknolojide düşük doz ve çok düşük doz
BT anjiyo yöntemlerimiz var. Ya mesela kaç akciğer grafisi çektirmeye bedeldir bir kalp anjiyosu çekmek? Şimdi 1 milisievert diyoruz. O da aşağı yukarı tabii 50-60 akciğer filmine yine denk geliyor. Ama aslına bakarsan kalp hastalığını göstermek için aldığın doz yıllık dozun 3'te 1'i. Yani 4 ayda alacağın doz ve kalbinle ilgili bütün koroner arterlerin ne olduğunu görüyoruz. Tabii ne olduğunu görüyorsun. Yani şimdi biraz sonra göstereceğiz. İnan böyle 3 boyutlu hale getiriyoruz onları. Böyle milim 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 inceliyoruz Emre. Sen zaten daha önceden gördün biliyorsun yöntemi. Evet evet, yani biraz sonra onun gösterimini de yapacağız. Onun öncesinde hastaları hazırlamada ne tür şeyler yapıyorsun? Yani bir kalp BT anjiyo dedim. Tomografi ile anjiyo yapmadan önce bir hazırlık dönemi var mı? Kalp anjiyosu yapacağımız hastalarda nabızın 60 dolayında olmasını tercih ediyoruz. Tabii bizim son teknoloji işte kullandığımız için artık hani 70'lerde falan da rahatlıkla başarılı oluyor. Güzel oluyor çekimler ama biz 60 dolayında ritim çok ideal bir ritim. Bunun için hastamız genellikle zaten bizim çekim yaptığımız hastalarda da ya tansiyon problemi oluyor ya bir kalp problemi oluyor. Bunlar genelde beta bloker dediğimiz senin de kullandığın ilaçları tavsiye ettiğin hastalarına. Kalp hızını azaltan ilaçlar. İlaçları, evet. Tansiyonu regüle eden ilaçları kullandığı için ekstra bir ilaca genellikle ihtiyaç duymuyoruz. Ekstra ilaca ihtiyaç duyduğumuz zaman da bir gün önceden veya işlem sabahı küçük dozda bir beta bloker kullanıyoruz. Bununla birlikte hastamıza da bir gün genellikle de tabii bunu mutlaka kullanmıyoruz aslında. Bir gün önceden hastamıza tembih ediyoruz. Diyoruz ki çay kahve içmeyelim. Çok streslenmeyelim bugün. Gecede geç yatmayalım diye tembih ediyoruz. Çünkü heyecanla biraz kalp ritmi artıyor tabii değil mi? Artabiliyor tabii. Evet. Ertesi gün geldiğinde de sabah erken saatte çekiyoruz. Çünkü ritmin en düşük olduğu saatler sabah saatleri genellikle. Daha yeni başlıyor gün. Vücut biliyorsun sabah kendini yavaş yavaş adapte ediyor ritmine. Ve çok konforlu bir yöntem. Ben birçok hastama tavsiye ediyorum. Ne zaman tavsiye ediyorum? Eğer kişide ailede mesela bir kalp hastalığı varsa, işte erken yaşta ölüm görüldüyse ailesinde, o zaman tavsiye ediyorum. Evet. Sevgili Ertan, kısa bir reklam arası vereceğim. Reklamlardan sonra özellikle o görüntüleri de göstereceğiz. Aynen, avantajlarından bahsedeceğim biraz. Avantajlarından da bahsedelim. Kısa bir reklam arasından sonra görüşmek üzere.